Radyo Tiyatrosu. Harrani Hazretleri. Yazan İslam Gemici. Yapım Yönetim Niyazi Hancı. Oyunda rol alan sanatçılar: Spiker Mesut Mertcan, Harrani Hazretleri Sadrettin Kılıç, Mustafa Enver Seyidoğlu, Meryem Hanım Ruhsar Gültekin, Zekeriya Toygun Ateş, Derviş Kerem Yılmazer, Patrik Birinci Harranlı Timuçin Caymaz, Selahattin Eyyubi Adnan Biricik, Yusuf Bey Ulak Tuncay Halıcıoğlu, İkinci Harranlı Rıza Pekkutsal. Evliyanın büyüklerinden Kays oğlu Hayat Hazretleri Urfa'nın Harran ilçesinde yaşadı. Bu sebeple Harrani ismiyle meşhur oldu. İhlası, cömertliği, dinine bağlılığı çok fazlaydı. Pek çok keramet ve yüksek hallerin sahibi olan Hayat bin Kays, Harran'da yaşayanlara İslamiyet'i anlatıyor, insanlar onun sohbetlerinde huzur buluyorlardı. Zamanının Halep Atabeyi olan Emir Nurettin Zengi ve Büyük Kumandan Selahaddin Eyyubi, Harrani Hazretleri'ni ziyaret ediyor, duasını alıyorlardı. Urfa, Müslümanlar tarafından yeniden fethedilmişti. Ahaliden birçok kimse, o mıntıkada yaşayan İslam alimlerinin hayatlarına bakarak Müslüman oluyorlardı. İslam ordusunun kazandığı zaferleri ve Müslümanların Anadolu'ya hakim olmasını hazmedemeyen İznik konsülündeki papazlar, Müslümanları parçalamak için aralarına nifak tohumları ekmek istiyorlar ve kılık değiştirmiş casuslarını İslam topraklarına gönderiyorlardı. Leon. Buyurun Aziz Patrik. Seni buraya niçin çağırdım biliyor musun? Hayır efendimiz. Şövalyelerimiz Kudüs'ü aldı. Ancak civar toprakları işgale bir türlü muvaffak olamıyorlar. Sebebi de Müslümanların kumandanı Salahaddin. Anadolu'da kılıç arsan, Filistin'de Salahaddin, ordumuza aman vermiyorlar. Meselenin halli için bizden yardım talep ettiler. Evet efendimiz. Konsülümüz karar aldı. Gözü pek bir adamımız önce Halep'e gidecek, orada Urfa Fatihi Sultan Nurettin'i gizlice öldürecek. Çünkü Selahaddin'e asker ve silah desteği sağlayan odur. Patrik elindeki hançeri niye masaya vuruyor acaba? Peki sonra efendimiz? Sonra ordugaha gidip Selahaddin Eyyubi'yi öldürecek. Bunun için de seni seçtik Leon. Sen Türkçeyi ve Arapçayı iyi konuşuyorsun. Ha, bu vazifeyi başarırsan 10.000 altında mükafat vereceğiz. 10.000 altın mı? Evet. Lazım olan kıyafet değişikliğini yaparsın. En kolay derviş kılığına girersin. Müslümanlar dervişleri hem sever hem de sayarlar. Böylece Müslümanları aldatman daha kolay olur. İsmini de Aslan olarak değiştir. Herhalde bir an evvel yola çıkmamı arzu edersiniz efendim. Elbette. Yalnız çok dikkatli ol. Senden güzel haberler bekliyorum. Sana güveniyorum. Bütün Hristiyan dünyası senin kahramanlığından bahsedecek. Bunun ne demek olduğunu anlarsın. Endişeniz olmasın muhterem Patrik. Leon'u göreceksiniz. Emrinizi en iyi şekilde yerine getireceğim. Şayet Leon muvaffak olamazsa o zaman halimiz harap. Senin de idrak ettiğin gibi vazifen çok mühimdir. Suikastı başardıktan sonra hemen Kudüs'e git, gemiyle Bizans'a dönersin. Evet efendim, çok iyi anladım. Artık bana müsaade. Leon! Başka bir emriniz mi vardı efendim?
Elimde tuttuğum bu hançeri de sana veriyorum. İşine çok yarayacak. Ha, ucuna dikkat et. Bir yerini çizdirme. Çünkü ucundaki zehir bir atı bile öldürecek güçtedir. Al bakalım. Teşekkür ederim. Dikkat edeceğim efendim. Hadi hiç vakit kaybetme. Düş yola. Şu altınları da al. Lazım olur. Bebeğim. Hadi uyu yavrum. Bebeğin nesi var? Hasta mı? Ne bileyim, bir türlü uyumuyor. Ateşi var. Belki de susamıştır. Biraz su versene. Su mu kaldı? Olanı da biraz önce kullandık. Peki kuyuda da mı yok? Neyse, ben gidip bir baksam. Akşam üzeri ben olan suyu çektim. Onu da harcadık. Keşke birazını ayırsaydın. Of, nasıl ayıracaktım? Yemek yemeyecek miydik? Su içmeyecek miydik? Bir damla suyu bile boşa kullanmıyorum. Haklısın Meryem. Elden ne gelir ki? Ver şu yaramazı bana, ateşine bir bakayım. Zavallı yavrum, cayır cayır yanıyor. Ne olacaktı ya? Hem sıcak hem kuraklık üst üste geldi. İnşallah daha da kötü olmaz. Allah korusun. Meryem? Ne var? Yavrumun nefes alışı zayıfladı. Baksana, yüzü de mosmor kesildi. Aman Allah'ım, ne yapacağım? Sakin ol, sakin ol. Bahçeye mi çıkarsak? Açık hava iyi gelir. Nasıl sakin olurum? Yavrum elden gidiyor. Ay yavrum bebeğim, ne olur kendine gel. Herhalde yüksek ateş yüzünden kendinden geçti. Ne yapacağız? Bebeğim, canım. Telaşlanma, telaşlanma Meryem. Ben dergaha bir gitsem. Belki orada su bulunur. Bak, tekrar ağlamaya başladı. Sen çabuk dergaha gidip su bul. Hayırdır inşallah. Gecenin bu vaktinde kim ola ki? Sen çocuğu al, kapıyı ben açarım. Selamünaleyküm. Hayırlı geceler. Ve aleyküm selam. Hocam buyurun. İçerisi müsait mi evlat? Bir dakikanızı istirham ederim efendim. Kimmiş gecenin bu saatinde gelen? Harrani Hazretleri geldi. Hadi çabuk ol. Gecenin bu vaktinde ne işi var ki? Affedersiniz hocam. Biraz beklettim. Ev hali işte. İçeri buyurun. Bir sıkıntınız mı var oğul? Bebeğiniz ağlamakta. Hayırdır? Efendim, hastalanmış da onun için ağlamakta. Malumunuz hem hava çok sıcak hem de su yok. Hele sen bebeği buraya getir. Kısmete bak. Kırbamda zemzem suyu var. Biraz zemzem içiyoruz. Cenab-ı Hak bu vesileyle şifa verir inşallah. Hemen getireyim. Meryem, bebeği bana ver. Ne yapacaksın hasta bebeği? Harrani Hazretleri bir görmek diler. Aman ha, çocuğu o ihtiyarın kucağına verme. Sonra düşürür düşürür. O ne biçim konuşma, sen bebeği bana ver. Allah'ım bana sabır ver. Al, aman dikkatli tut. Peki, peki. Bebeği getirdim efendim. Sen şu kırbayı tut bakayım. Ver bakalım şu küçük günahsızı bana. Oh, maşallah, pek de sevimli. Buyurun hocam. İnşallah rahat bir şekilde uyur. Cenab-ı Hak nazardan muhafaza buyursun. Salih bir evlat eylesin. Bebeğe bak. Akşamdan beri ağlaması durmuyordu. Harrani Hazretlerinin kucağına gidince nasıl da sakinleşti. Mustafa, zemzemden biraz ver de bebeğe içirelim. Al bakalım yavrum. Hadi iç biraz. Maşallah. Maşallah. Ya Rabbi, şu masum yavruya şifa nasip eyle. Amin. Allahu Teala Kevser suyundan içmeyi de inşallah nasip eyler. Mustafa, al bakalım bu sevimli yavruyu. Allah razı olsun efendim. Siz gelmeseydiniz ben ne yapardım? Sabırlı olmak lazım oğul. Çocuktur. Hastalanır da, iyileşir de. Her şeyi Allahu Teala'dan. Veren de o, alan da. Müsaade ederseniz ben bebeği annesine götüreyim. Aman ya Rabbi, yavrumun ateşi düştü. Sanki hiç hastalanmamış gibi. Hadi,
Hadi götür, annesini fazla merakta bırakma. Al bakalım hatunum. Bebeğin uykusu geldi. Ver ver, ateşine bir bakayım. Aa, bunun ateşi düşmüş. Hanım, bu işlere akıl sır ermez. O Allah'ın veli bir kulu. Verdin mi Mustafa evladım? Evet efendim, mışıl mışıl uyuyor. Mustafa, evladım, şunu unutma ki bizler her an imtihandayız. Hastalıkta da, sağlıkta da. Anası çocuğunu ne kadar dövse, azarlasa, çocuk yine döner, anasına sarılır. İnsan da Rabbine karşı böyle olmalıdır. Gelen musibetlerin nimet bilmeli. Cenab-ı Hakk'a daha çok dua etmeli. Emirlerinden asla dışarı çıkmamalıdır. Hocam, evimiz huzur buldu. Bütün sıkıntılarımız dağıldı. Elhamdülillah, rahatladık. Allah-u Teala sonumuzu hayırlı etsin evladım. Ben müsaade istiyorum. Misafirliğin makbul olanı kısa olanıdır derler. Estağfurullah efendim, şeref verdiniz. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Tekrar geçmiş olsun. Hadi, hayırlı geceler. Teşekkür ederiz, zahmet ettiniz. Efendim, müsaade buyurursanız eve kadar ben refakat edeyim size. Nasıl geldiysem öyle de gitmek isterim. Nasıl isterseniz efendim. Güle güle efendim. Güle güle. Gitti mi? Evet. Hanım, gördün mü? Hocam nasıl da yetişti. Allah'ın izniyle sıkıntımızı giderdi. Zaten çocuğun ateşi çok değildi ki. İyileşeceği varmış. Hemen şu bu sebebe bağlıyorsun. Nasıl böyle düşünebilirsin? Daha biraz önce yaşadığımız Harrani Hazretlerinin bir kerametiydi. Hmm. Fakat illa da anlamak istemiyorsan ben ne diyeyim? Aman sen de. Madem dediğin gibi büyük bir insan, o zaman niye bu kuraklık musibeti üstümüzden kalkmıyor? Hadi buna cevap ver. Harranlılar defalarca yağmur duasına çıktılar. Ama bir kere bile Hayat bin Kays'a gelip efendim bizimle beraber yağmur duasına çıkar mısınız diye teklifte bulundular mı? Ne bileyim ben. Ben söyleyeyim. Bulunmadılar. Üstümüze dolaşan bu musibete hocam büyük bir sabır göstererek tahammül ediyor. Fakat biz onun gibi olamıyoruz. Günahlarımıza kefaret olacak bir sıkıntıya bile katlanamıyoruz. Günahlarımıza kefaretmiş. Sıkıntı sıkıntıdır. Değişik manalar çıkarmanın ne alemi var? Meryem. Ne var? Sen son zamanlarda çok değiştin. Yeni Müslüman olduğumuz sıralarda hiç de böyle konuşmazdın. O zamanlar daha dikkatliydin. Şimdi bir derdin mi var? Ne derdim olacakmış? Ne bileyim ben, sanki benden bir şeyler saklar gibisin. Bebek doğduktan sonra da bazı davranışlarından pek memnun değilim doğrusu. Ne demek istiyorsun sen? Elimden geleni yapıyorum ya. Hanım, elimden geleni yapıyorum demek olmaz. İbadet her şeyden önce gelir. Cenab-ı Hak hidayet eyledi, Müslüman olduk. Bu nimetin kıymetini bilmeliyiz. Yoksa maazallah. Of, bir yandan ev işleri, bir yandan bahçenin işleri. Son günlerde de bebekle uğraşıyorum. Söyle, hangi birine yetişeyim? Eğer bütün mesele buysa kolay. Yarından tezi yok, bağda ve bahçede çalışacak bir yardımcı bulurum. Senin de işlerin hafifler. Böylece bir mazeretin de kalmaz. Benim uykum var, yatmaya gidiyorum. Eskiden hiç de böyle değildi. Allah'ım, yüce Allah'ım, sen bana sabır ver. Meryem'i Saliha hanımlardan eyle. Güneş iyice alçaldı. İkindi namazını daha kılmadım. Kuyuya bir bakayım, inşallah su vardır. Kovayı kuyuya saktayım, bismillah. Bu kuraklık canımıza tak dedirtti. Eğer bir müddet daha böyle devam ederse perişan olacağız. Neyse, kovayı çekeyim hele. Yarım kova su çıktı, şükürler olsun Allah'ım. Hemen abdest alıp namaza durayım. Tarafa doğru gelen biri var. Hayırdır inşallah. Yabancıya benziyor. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Garip bir yolcuyum. Burada biraz istirahat edebilir miyim? Memnuniyetle. Tabii ki. Buyur şöyle, ağacın altına otur. Amma da yorulmuşum. Bu adam saf birine benziyor. Bakalım bir şeyler öğrenebilecek miyim? Uzun yoldan gelmişe benzersin. Öyle. Buralarda müthiş bir kuraklık var herhalde.
Kurumuş derelere ve kuyulara rast geldim. Sabahtan beri bir yudum su içmedim. İçim yanıyor susuzluktan. Suyumuz çok az ama misafire ikram etmemek de olmaz. Ah, buyur şu kovadaki suyu iç. Çok makbule geçecek. Dervişler gibi giyinmişsin. İsmini bağışlar mısın? Aslan. Ha, anladım. Türkmensin herhalde. Evet. İyi, iyi. Beni Türkmen zannetmesi çok iyi. Bu numara tutacak. Yolculuk nereye? Konya'dan gelip Alep'e giderim. Buralarda fazla duracak değilim. Gece kalabileceğim bir yer var mıdır? Çok yorgunum. Şu karşıda gördüğün dergâhta kalabilirsin. O halde vakit kaybetmeden dergâha giderim. Hadi bismillah. Eyvah, hançerim düştü. Yere bir şey düşürdün. Aa, bu bir hançer. Bu benim hançer. Bunu niye taşıyorsun ki? Hem bir dervişin hançer taşıdığına ilk defa şahit oluyorum. Malumun yollar pek tekin değil. Ben de tek başıma seyahat ediyorum. Bu sebeple bu hançer... Doğru, haklısın. Hele son günlerde Haçlı çapulcularının bu taraflarda göründüklerine dair haberler duyuyoruz. Doğru. Sen de işittin mi? Evet, işittim. Fakat onlara hiç rast gelmedim. Ya, demek rastlamadın. Hadi beni takip et, dergaha gidelim. Aynı tahmin ettiğim gibi bu adam çok sap. Zaten bizim buralara Haçlı eşkıyaları gelmezler. Yakında görürsün neler olacak. Bütün Anadolu Hristiyanların eline geçecek. Ahmak herif. Haklısın. Çünkü buralar İslam beldesi. Askerler var, muhafızlar var. Doğru. Ancak sen derviş olduğun için iyi bilirsin. Buraların manevi koruyucusu ve sultanı var. O mübarek zat kim? İsmi nedir? Hayat bin Kays Hazretleri. Yoksa Harrani Hazretleri diye meşhur olan zat mı? İyi bildin. Biraz sonra o gönül sultanıyla karşılaşırsın inşallah. Şu arkasındaki kalabalıkla dergaha giren o mu? Evet, ta kendisi. Ya, senin namını çok duydum Hayat bin Kays. Nihayet karşılaşacağız. Ya peşindekiler? Talebeleri. Ben de talebesi olmakla şereflendim. Hadi derviş, adımlarımızı hızlandıralım yoksa ilk tekbire yetişemeyeceğiz. Hadi. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hocam. Mustafa. Buyur evladım. Estağfurullah. Bir şey arz edecektim. Ha, dur. Önce torunumuzun sıhhati nasıldır ondan haber ver. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun efendim. Hanım kızımız da iyi mi? Sağlığınıza duacıdır. Bir sıkıntısı yok ya? Yoktur efendim. Mustafa evladım. İyi Müslüman hanımını ve aile efradını kötülüklerden koruyandır. Hem kendini hem de çoluk çocuğunu cehennem ateşinden uzak edesin. Bizim vazifelerimizden birisi de budur. Haklısınız hocam. Şükürler olsun Rabbimize ki bizi İslamiyet'le şereflendirdi. Elhamdülillah. Senin bir yardımcıya ihtiyacın yok mudur? Vardır efendim. Hanımının artık bağ bahçe işlerinde sana yardım etmesi doğru değildir. Allah Allah. Daha ben bahsetmeden Harrani Hazretleri kalbimden geçini anlayıverdi. Elbette, peki efendim. Zekeriya. Buyurun hocam. Yarından itibaren Mustafa kardeşine yardımcı ol. İşlerini kolaylaştır. Nasıl uygun görürseniz efendim. Allah razı olsun hocam. Bahtiyar elediniz bizi. Bizim vazifemiz Müslümanların işlerini kolaylaştırmak, elimizden geldiğince sıkıntılarını hafifletmektir evladım. Sevgili ve şerefli Peygamber Efendimiz bunu en iyi şekilde yapmış. En güzel örnek odur. Bütün düşüncemiz, endişemiz Peygamber Aleyhisselam'a benzemek olmalıdır. Onun yolunda olmak ne güzel, ne hoş. Mustafa, evladım. Yanında oturan derviş ahbabın mı? Mehtabın ziyasında yüzünü seçemedim. Bir Türkmen derviş efendim, ismi Aslan. Halep'e gidiyormuş, konaklayacak bir yer arıyordu. Ben de dergaha getirdim. Derviş, aramıza hoş geldin.
Hoş bulduk. Peki Halep'e niçin gidiyorsun? Vazifeliyim üstadım. Yapmam gereken bir iş vardı da. Demek vazifeli. Ama niye vazifeli? Peki derviş. Arkadaşlar sana yatacak bir yer gösterirler. İnşallah memnun kalırsın. Efendim, şayet bana müsaade edersiniz. Peki oğul, hadi evine git. Misafiri merak etme. Yarın Zekeriya sana yardıma gelir. Hayırlı geceler evladım. Hayırlı geceler. Zekeriya, misafir veli nimetimizdir. Dervişe yatacak bir yer hazırlayın. Rahat etmesini temin edin. Hizmette kusur etmeyin sakın. Peki hocam. Ben dergâhtaki odama çekiliyorum. Hepinize hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Hayırdır inşallah. Allah Allah. Binlerce kişilik haçlı sürüsü ehli İslam'a hücum ediyorlar. Aman Allah'ım. Oh, affet Allah'ım. Kalk ey hayat. Kalk da halini acı. Bir de haranda seni iyi insan olarak tanıyorlar. Ben iyiysem kötü nasıl olur acaba? Mücahitler aç susuz cihad ederken ben ne yapıyorum? Kalk, kalk hadi aklını başına topla. Yatmanın sırası mı? Oh Allah'ım. Azgın nefsimin elinden sana sığınırım, affet beni. Kainatın efendisi sevgili peygamberimiz Muhammed aleyhisselam hürmetine, onun nurlu yolunda giden eshab-ı kiram hürmetine, alimler, evliyalar, şehitler ve gaziler hürmetine, herkes yataklarında uyurken insanların küfür karanlığından kurtulmaları için, İslamiyet'te şereflenmeleri için, Serhat boylarında canlarını seve seve feda eden mücahitlere yardım etle ya Rabbi. Onları galip eyle. Düşmanlarını perişan eyle. Haçlı sürülerine karşı cihad eden Selahaddin Eyyubi ve askerlerini muzaffer eyle ya Rabbi. Muzaffer eyle. Muzaffer eyle. Zekeriya kardeş, epey çalıştık. Biraz ara versek ne dersin? Ben daha yorulmadım ki. Doğru dersin de vakit öğleye yaklaştı. Unuttun mu yoksa bugün Harranlılar yağmur duasına çıkması için hocamızın yanına geleceklerdi. Aa evet. Nihayet anladılar. Bu insanlar ne tuhaf Mustafa kardeşim. Ne zaman ki çaresiz kaldılar, o zaman hatırladılar hocamızı. Sorma Zekeriya. Bak bak, Harranlılar dergaha doğru gidiyorlar. Epeyce de kalabalıklar. Çoluk çocuk gelmişler. Tez biz de gidelim. Cemaate katılalım. Hadi. Gidelim. Fakat biz yokken davarlara kim göz kulak olacak? Etrafa dağılmasınlar. Endişelenme Zekeriya kardeş. Köpeğim Çomar dağılmalarına mani olur. Çok iyi terbiye edilmiştir. Peki öyleyse. Hadi gidelim. Senin derviş de hocamızın yanında. Daha gitmemiş. Pek acelesi yok gibi. Belki de burayı çok sevdi. Herhalde. Hoş geldiniz ey Harranlılar. Buyurun. Sizi dinliyorum. Ey Hayat bin Kays. Ey Allah'ın sevgili kulu. Estağfurullah. Estağfurullah. Haftalardır çektiğimiz sıkıntıyı biliyorsun. Susuzluktan bizar olduk. Derelerimiz kurudu. Kuyularımızın suyu çekildi. Ne olur Allah rızası için dua et de bu musibet üstümüzden kalksın. Artık dayanacak halimiz kalmadı. Dudaklarımız kurudu, takatimiz kesildi. Ey efendim, hepimiz acınacak duruma düştük. Acaba günahlarımız çok, harama mı meylettik diye defalarca tövbe ettik. Allah rızası için kurbanlar kestik, sadaka dağıttık. Gene de yağmur yağmadı. Kardeşlerim, insanların Allahu Teala'dan gelen nimetlere nail olamamaları, ondan yüz çevirmeleri sebebiyledir. Yüz çeviren elbette bir şey alamaz. Ağzı kapalı bir kaba Nisan yağmuru dolmaz. Evvela şunu söyleyeyim. Hepiniz samimiyetle günahlarınıza,
Hatalarınıza tövbe ediniz. Evet, tövbe ettik, tövbe ettik. Madem ki hepiniz samimiyetle tövbe ettiniz, o halde şimdi hep beraber yağmur yağması için dua edelim. İnşallah Cenab-ı Hak dualarımızı kabul buyurur. İnşallah, inşallah. Hadis-i şerifte dua etmek ibadettir buyuruluyor. Kabul olmazsa bile sevap hasıl olur. Bu Müslümanları anlamakta zorluk çekiyorum. Sıkışınca işlerini halletmek için dua ediyorlar. Dua etmekle ne hal olur ki? Leon, Leon sana ne? Ne yaparsa yapsınlar, boş ver. Her şey ölünce anlaşılacak. Dünya hayatı bir hayaldir Harranlılar, hayaldir. İş işten geçmeden dua edin. Dua edelim. Sanki benim düşündüklerimi anlamış gibi konuşuyor. Ne biçim adam bu? Kardeşlerim, bir nimetin kıymeti takdir edilmezse, bilinmezse Allah alır. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak, verdiğim nimetin kıymetini bilirseniz, şükrederseniz arttırırım. Eğer verdiğim nimetin, iman nimetinin, İslam nimetinin, sıhhatinizin kıymetini bilmezseniz elinizden alırım. Sonra çok azap yaparım buyuruyor. Harranlılar, komşular, mühim olan nimeti elden kaçırmamaktır. Herhangi bir sebeple kaçtıysa o zaman tövbe istiğfar ile yalvararak dua etmelidir. Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetine uyarak yağmur duası için sahraya çıkacağız. Şunu bir defa daha hatırlatayım. Buyurun efendim. Kadınlar erkeklerden ayrı dursunlar. Eğer aranızda gayrimüslimler varsa onlar topluluktan ayrılsınlar. Ey cemaat! Harrani Hazretlerinin sözlerini işittiniz. Kadınlar ve çocuklar topluluğun arkasına geçsin. Şayet Müslüman olmayanlar varsa onlar da lütfen buradan uzaklaşsın. Şuna bak hele. Müslüman olmayanların sahraya gelmemesini istiyor. Nasıl olsa benim Hristiyan olduğumu bilmiyorlar. Ben de gidip göreyim bakalım nasıl yağmur yağdıracaklarmış. Hayat bin Kays bana nasıl da bakıyor. Sakın benden şüphelenmesin. Yok canım, yok. Sadece evhamlanıyorum. Ama ya Mustafa bende hançer olduğundan bahsetmişse? Ne olur ne olmaz. Harran'dan bir an evvel ayrılmalıyım. Derviş. Buyurun. Sen misafirsin. Dergahta kal. Ben mi? Peki. Ben anlamıştım zaten. Bu ihtiyarda bir iş var diye anlamıştım. Fakat hiç de açık vermedim tabii. Sahraya çıktığımızda önce iki rekat namaz kılacağız. Daha sonra hep beraber dua edeceğiz. Hadi buyurun gidelim. Harranlılar, beni büyük bildiniz. Dua etmemi istediniz. Allah-u Teala hüsnü zannınıza beni layık eylesin. Yaptıklarımı kendimden bilmekten de muhafaza eylesin. Günlerdir kapısı çalınmayan mübarek hocam, yine de komşularının hakkında iyi düşündüğünü söylüyor Zekeriya kardeş. Bu da hocamızın ne kadar büyük olduğunu göstermiyor mu Mustafa kardeş? Sorma. Ah, ah. Kardeşlerim, dünya sıkıntı yeridir. Hakiki rahat etme yeri ahirettir. Hem burada rahat hem ahirette rahat olmaz. Bizim vazifemiz isyan etmeden bu sıkıntıları atlatabilmektir. Bir Müslümana dert ve bela gelirse bunlar iki şeye sebep olur. Günahı varsa affolmasına, yoksa ahiretteki derecesinin yükselmesine sebep olur. Allah-u Teala bir kulunu çok severse ona dert ve bela verir. Böylece affedilmesi çok olur. Dert, bela, günahın çok olmasını değil, affın çok olduğunu gösterir. Yağmur yağsa da, yağmasa da, sıkıntıda da, rahatlıkta da hamd edelim, sabredelim. İmtihanda olduğumuzu unutmayalım. Nasıl olsa bu günler geçecek. Dün geçmedi mi? Bugün de bu sıkıntılar da geçecek. Yalnız sabredenler ve hakiki kul olanlar, Allah rızasını düşünenler kazanacaktır. Zekeriya,
Hocamız bugün üzgün gibi. Ah, şu insanlar yok mu? Yanı başımızdaki nimeti göremiyor, anlayamıyorlar. Bak, 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 hocam ellerini kaldırdı, duaya başlıyor. Allah'ım, büyük yalnız sensin. Sen öyle büyüksün ki büyükler ve küçükler sıkışınca ancak sana yalvarır. Ancak sana yalvaran muradına kavuşur. İlahi, herkesi sıkıntıdan kurtaran yalnız sensin. Bizi dünyada ve ahirette sıkıntıda bırakma. Muhtaçlara her şeyi gönderen yalnız sensin. Dünyada ve ahirette hayırlı, faydalı olan şeyleri bize gönder. Dünyada ve ahirette bizi kimseye muhtaç bırakma. Amin. Ya Rabbi, bize faydalı bir yağmur ver. Bizi rahmetinden ümit kesenlerden eyleme. Amin. İlahi, beldemizdeki ve diğer beldelerdeki insanları açlık, yoksulluk ve darlıktan kurtar. Allah'ım, ekinlerimizi bitir. Amin. İlahi, senden mağfiret diliyoruz. Çünkü hakiki bağışlayıcı hiç şüphesiz sensin. Bize bereketli yağmur ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım, yağmur ihsan eyle. Amin. Amin ya Muin. Mustafa kardeş, bak kuzeyden bulutlar geliyor. Ey cemaat, görüyor musunuz yağmur bulutları? Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Şükürler olsun. Bulutlar. Yağmur. Hocamın duası kabul olundu. Yağmur bulutları toplanıyor. Evliyanın büyüklerinden Malik bin Dinar Hazretleri, bulutlar kutlandığında halk yağmur yağacak diye sevinir. Bense başımıza taş yağacak diye korkarım buyurmuştur. Biz de aynı korkuyu bütün şiddetiyle hissediyoruz. Yağmur. Elhamdülillah. Zekeriya, Mustafa, hadi dergaha dönelim. Peki efendim, peki efendim. İyice ıslanmadan gidelim. Elhamdülillah dergaha vardık. Epeyce ıslandık. Elhamdülillah. Toprak da biz de suya hasrettik. Zekeriya, Urfa valisinin habercisine kuru bir gömlek getir evladım. Misafirimiz oldukça ıslanmış. Oğul, anlat bakalım. Efendim, sayın valimin selam ve hürmetleri vardır. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Bugün Sultan Selahaddin Eyyubi'nin ordugahından bir posta güvercini geldi. Pek yakın bir zamanda Sultan Selahaddin Hazretleri sizi ziyaret edip duanızı almak istermiş. Selahaddin Eyyubi ha? Avım ayağıma geliyor desene. Şimdiye kadar işlerim yolunda gitti. Yakında hem zengin olacağım hem de kahraman. Hoş gelsin, sefa gelsin. Mustafa. Efendim. Misafirlerimize yiyecek bir şeyler getir. Derhal hocam. İster Halep'te olsun ister burada. Elime düşeceksin Selahaddin. Bakalım seni kim kurtaracak hançerimden. Zahmet buyurmayın efendim. Zahmet değil, rahmet olur inşallah. Dervişin birden gözleri parladı. Efendim, buraları pek sevdim. Bir müddet daha kalmama müsaade eder misiniz? Gitmek için can atarken niçin karar değiştirdi ki? Elbette, istediğin kadar kalabilirsin oğul. Kapımız herkese açık. Teşekkür ederim, sağ olun. Bir istirhamım daha olacak. Buyur. Uzun yoldan geliyorum. Param da bitti. Acaba çalışıp nafakamı kazanacağım diye... Sen de Zekeriya ile beraber Mustafa'nın bağında bahçesinde çalışabilirsin. Çok sağ olun. Size minnettarım. Estağfurullah. Müslüman olan Müslüman kardeşini sever. Ötekilerine de acır. Allah hidayet versin diye dua eder. Derviş, Allah hidayet versin. Benden şüpheleniyor mu acaba? Niye böyle söyledi? Adam sen de. Ne tuhaf adamsın. Güçlü kuvvetli koca Leon neler düşünüyor. Hadi hadi boş ver. Bugün
Bugün de çok yorulduk. Zekeriya, şu suyu versene. Çok susadım. Buyur, al iç. Sağ ol. Susuzluğa dayanmak ne zormuş. Ya. Selahattin Eyyubi ne zaman gelecekmiş biliyor musun? Ya, bilmem. Herhalde birkaç güne kalmaz. Selahattin Eyyubi çok da cömerttir ha. Gelirken bir sürü hediyeler getirir. Fakat hocam ondan daha fazla cömerttir. Kendisine verilen hediyeleri hemen Harranlılara dağıtır. Ayrıca da onlar için dua eder. Ne güzel. Ben cömertliğini pek görmedim ya. Cömertmiş. Ama da bağlılar hocalarına. Aa, bak Mustafa buraya geliyor. Kolay gelsin. Selamün aleyküm. Ve aleyküm selam. Neredeyse gün batmak üzere. Bu kadar çalışma yeter artık, biraz dinlenin. Madem öyle biz de yarın devam ederiz. Epeyce yorulmuştuk zaten. Allah Allah, Meryem bahçeye çıkmış çamaşır asıyor. Hem de saçı başı açık. Neyse gidelim işte, Zekeriya'nın sırtları eve dönük. Hemen eve gitmeliyim. Bana müsaade, eve gitmem lazım. Ben sana ne diyeyim Meryem? Defalarca ikaz ettim bu şekilde dolaşma diye. İyi söyledim anlamadı, kötü söyledim anlamadı. Ya Rabbim tövbe. Yuvamızı perişan edecek diye korkuyorum. Allah'ım bana sabır ver. Meryem'i de ıslah eyle. Meryem. Efendim. Gir içeri çabuk. Ne oluyor sana be? Ne öyle hışımla geliyorsun? Daha konuşuyor musun? Gir içeri dedim sana. Görmüyor musun? Elimde iş var. Şimdi sırası mı? Sağına soluna bir baksana, insanlar var. Sense evin içinde misin gibi giniyorsun. Bırak kolumu, deli misin nesin? Ah, dur, sürükleme beni. Yetti artık, yetti. Nedir senden çektiğim? Ne bağırıp duruyorsun? Neymiş benden çektiğin? Söylemekten dilimde tüy bitti. İyice örtünmeden dışarı çıkma demedim mi sana? Şuna bak hele. Bana ne hakla karışıyorsun sen? İstediğim gibi giyinirim. Komşularımızın hanımlarının nasıl örtündüğüne dikkat etsene. Sen de onlar gibi giyinsene. Yaptığını beğendin mi? Bebeği de uyandırdın. Sabahtan beri canım çıkmış. Ona koş, buna koş. Sen de karşıma geçmiş neler söylüyorsun. Yahu hanım, uğraşmana, didinmene bir şey mi diyorum? Allah rızası için örtünmene dikkat et diye konuşuyorum. Seni gören de soyunup gezdiğimi zannedecek. Zaten ne yapsam sana yaramam. Ah benim çileli başım. Ne olur hatun, ne olur dediklerimi dinle. Ben senin dünya ve ahiret saadetin için çene patlatıyorum. Bak, bak bu dediklerimi yap. Başımın üzerinde yerim var. Hadi bana söyle, söz ver. O zaman seni hiç üzmeyeceğim. Hiç sebepsiz yere kızdığım oldu mu sana? Ağlama bebeğim, ağlama. İşine gelmiyor değil mi? Beni duymak bile istemiyorsun. Örtünmeye dikkat etmek bu kadar mı zor geliyor sana? Bir Müslüman hanımın nasıl örtünmesi lazımsa sen de öyle olacaksın. Yoksa benden güler yüz bekleme, tamam mı? Tamam değil işte, tamam değil. Canıma yetti, nedir senden çektiğim? Aa, bebeği kucaklamış, nereye gidiyorsun, dur! Görürsün nereye gittiğimi. Seni Hayat bin Kays'a şikayet edeceğim. Hem Harrani Hazretlerinin aleyhinde konuşursun, hem de beni şikayete gidersin ha? Bal gibi de giderim. Efendim, bir hanım telaşla bu tarafa doğru geliyor. Zannederim kucağında da bebek var. Gece vakti ne diye dışarı çıkmıştır. Ey dervişler, Harrani Hazretleri dergahta mıdır? Niçin ağlamaktasın kızım? Harrani benim. Ay efendim, ben Mustafa'nın hanımıyım. Elinizi ayağınızı öpeyim. Mustafa'ya bir şeyler söyleyeyim. Beni dövüyor, bana zulmediyor. Yüzüme niçin bakmıyorsunuz? Yoksa siz de mi beni dinlemeyeceksiniz? Ben neydim? Kimseler yüzüme bakmıyor. Hanım kızım, çok telaşlısın. Sen şimdi evine git. Ben Mustafa ile konuşurum. Sabırlı ol. Merak etme. Hadi. Hadi. Mustafa da merak etmiştir. Burada yaban ellerinde kalmışım. Dertimi kime anlatayım? Hadi bebeğim. Hadi evimize gidelim. Hadi hanım kızım. Kocanın yanına git, merak eyleme. Cenab-ı Hak Mustafa'ya sabırlar versin. Hanımını ıslah eylesin. Amin.
Buyurun hocam. İçerisi müsait mi evladım? Evet efendim. Lütfen şöyle buyurun. Mustafa oğul, anlat bakalım. Sizi dinliyorum efendim. Gelin kızımız da sözlerimizi işitebilecek mi? Evet. Kendisi bitişik odadadır. Kapı aralıktır. O zaman anlatacaklarıma her ikiniz de dikkat edin. Aklı olan zevciyle zevce, yani karı ve koca, birbirlerini üzmezler. Doğrudur efendim. Hayat arkadaşını üzmek, incitmek ahmaklık alametidir. Zalim, huysuz kimsenin hayat arkadaşı devamlı üzülerek asabı bozulur, sinir hastası olur. Ben de zaten sinir hastası oldum. Sinirler bozulunca çeşitli hastalıklar hasıl olur. Hayat arkadaşı hasta olan bir eş mahvolmuştur. Saadeti sona ermiştir. Eşinin hizmetinden, yardımlarından mahrum kalır. Ömrü onun dertlerini dinlemekle geçer. Haklısınız. Hayat arkadaşına yapacağın huysuzlukların, zararların kendine de olacağını düşün. Ona karşı hep güler yüzlü, tatlı dilli olmaya çalış. Bunu yapabilirsen rahat ve huzur içinde yaşar, Rabbinin rızasında kazanırsın. Bir hataları varsa sertlikle değil, iyilikle halledeceksin. Zaman en iyi ilaçtır. Evet efendim. Ailesinin hak ve hukukuna riayet etmeyecek olan evlenmesin. Çünkü kul hakkından kurtulmak çok zor olur. Yani kadın esir değildir. Kadın köle değildir. Hizmetçi de değildir. Herkes vazifesini bilse, yapsa, kısaca İslamiyet'e uysa hiçbir mesele kalmaz. Bütün mesele İslamiyet'e tam uymamaktır. Onun için birbirinizle helalleşin. Ben çok helalleşiyorum. Buna çok ihtiyacımız var. Allah kul hakkıyla huzuruna çıkanlardan eylemez. Amin. Bak evladım, ben 60 küsur yaşındayım. Torun sahibiyim. Buna rağmen bizim hanede de bazen tatsızlıklar olur. Bu gibi durumlarda sakin olmak lazım gelir. Anladın mı? Çok doğru konuşuyor. Sen iyi olursan karşındaki de iyi olur. Öfkene mağlup olma. Öfke şeytandandır. Hanımının ve çocuklarının iyi olması için dua edeceksin. Peygamber Efendimiz dua müminin silahıdır buyuruyor. Sen de dua et. Biz de dua edelim. İnşallah aranızdaki sıkıntı zail olur. Tamam mı sevgili oğlum? Tamam hocam. Allah senden razı olsun. Amin cümlemizden. Şunu da unutmayın. Dua etmeyen arzusuna kavuşamaz. Namaz vakti gelince kılmak istemeyen son nefeste kelimeyi şahadet getiremez. Şimdi bana müsaade. Yapılacak birçok işimiz var. Şeref verdiniz hocam. Hanemizi aydınlattınız. Yolcu edeyim hocam. Olmaz. Sen evde kal. Git hanımınla helalleş. Hataları olursa yumuşak konuş. Ümid ederiz ki ıslah olur. İnşallah efendim. Hadi kalın sağlıcakla. Yusuf Bey, ilerideki ağaçlıkta mola verelim. Emredersiniz sultanım. Sultanım, askerler istirahate çekildiler. Siz dahi biraz dinlenseniz. Ne de olsa Harran'a kadar epey yolumuz var. Gün batarken Harrani Hazretlerinin huzuruna vasıl oluruz inşallah. Harran'a varmak için pek acele edersiniz. Nasıl acele etmem Yusuf Bey? Eğer onun gibi mübarek insanlar olmasa Haçlılara karşı yaptığımız cihatta çok zor durumlara düşebilirdik. Son defa Haçlılarla Baalbek'te harp ederken Harrani Hazretlerinin İslam askerine yardıma gelmesini görmeyen kalmamıştı. Hak Teala eksikliğini vermesin. Onlar olmazsa halimiz nice olurdu. Sadece Baalbek'teki savaş mı Yusuf Bey? Daha önceleri de düşmana karşı güç durumda kaldığımızda bir bakardık ki Harrani Hazretleri yalın kılınç Haçlılara hücum ediyor. Beraberinde de hiç tanımadığımız yeşil sarıklı, cübbeli yüzlerce asker. Cenab-ı Hak o büyük insanların dualarından bizleri mahrum etmesin. Amin, amin. Dünyaya meyletmeyen, mal, mevki, şöhret sevdasında olmayan din alimleri ahiret adamlarıdır.
Onlar aynı zamanda dua ordusunun da neferleridirler. Dua ordusu olmadan kılıç ordusu eksik kalır Yusuf Bey'im. Eksik kalır. Yusuf Bey, askere emir verin. Yola koyulalım. Daha fazla beklemeye tahammül yoktur. Emredersiniz sultanım. Geldiler hocam. Selahattin Eyyubi ve askerleri geldiler. Hoş geldiler. Sefalar getirdiler. Nihayet geldin Selahattin. Bu gece muradıma kavuşacağım. Ehli salibe zarar vermek neymiş görürsün. Selamünaleyküm mübarek efendim. Ve aleykümselam sultanım. Hoş geldiniz. Elinizi öpmeme müsaade eder misiniz? Estağfurullah sultanım. Efendim, duanıza ihtiyacımız var. Cenab-ı Hak bileğinize kuvvet, kalbinize metanet versin. Hele yatağına yat, o vakit görürsün Selahattin. Aslında Hayat bin Kays'ı da öldürmek lazım. Ordumuzun karşısında sanki görünmeyen bir kale gibi. Tehlikeli olan bu ve bunun gibi olanlar. Buyurun, şöyle yanımıza oturun. Zekeriya evladım. Buyurun efendim. Misafirlerimize yiyecek getirin. Peki efendim. Ey gönüller sultanı efendim. Sizin dua ve himmetiniz bereketiyle ne zaman düşmanla karşılaşsak Allahü Teala'nın izniyle onları alt ediyoruz. Yüce Rabbim ömrünüze bereket versin. Hocam, sanki bir şeye üzülmüş gibisiniz. Sizi kederlendiren nedir acaba? Estağfurullah. Sultanım, buraya kadar zahmet buyurmuşsunuz. Allahü Teala ne muradınız varsa versin. Amin. Allah-u Teala kime ne imkan vermişse onu Allah yolunda, cihat yolunda sarf edecek. Sarf etmese namazı, orucu, zekatı terk etmiş gibi vebal altında kalacaktır. Bu din bizden öncekilerin canlarıyla, mallarıyla, her türlü fedakarlıklarıyla bize kadar gelmiştir. Onlar cihat etmeselerdi biz bugün Müslüman olmayabilirdik, kim bilir. Bizden sonrakiler de cehenneme gitmesinler diye cihad edeceğiz. Herkes gücü yettiği kadar. Sizler kılıçlarınızla, bizler dualarımızla. Efendim, Allah rızası için cihad edenlerden olmak istiyorum. Şehit olmayı çok arzu ediyorum. Bunun için dua buyurunuz. Sen hiç merak etme. Bu gece seni istediğin ölüme kavuşturacağım. Uyuduktan sonra hançerimi göğsüne sapladın mı, bütün Müslümanlar seninle birlikte mezara boylarlar. Sonrası kolay. Şehitlik. Şehit olmayı kim arzulamaz ki oğul? İnşallah son nefesimize kadar İslamiyet'e hizmetle şerefleniriz. İnşallah. Efendim, göğsümde bir mızrak, ağzımda kan ve elimde kılıcımla şehit olmayı o kadar çok istiyorum ki. Herkes yaşamayı, bunlar da ölmeyi istiyor. Ne biçim iş bu? Harrani Hazretleri yürüyüp dervişin önünde durdu. Niye acaba? Hepimiz bir gün öleceğiz. Mühim olan güzel bir sondur. Ecel vakti gelmemişse kimse kimseye kıyamaz. Neler söylüyor bu? Sultanım, sen de benim için dua et. Dua et de günahların altında iki büklüm olan, kapısına geldiğiniz bu ihtiyara da Cenab-ı Mevla şehitliği nasip etsin. Buradaki din kardeşlerimize de, derviş kardeşimize de. Dönüp dönüp bana ikide bir dokundurması olmaz sanki. Ne demek istiyor acaba? Leon, kendine gel. Unutma, vazifeni unutma. Unutma. Efendim, sizlerin yanında kalbim rahat ediyor. Ya sizleri tanımasaydık halimiz nice olurdu? Tuhaf şey. Koca komutan şu zavallı ihtiyarın neredeyse ayağını öpecek. Bu ne biçim iştir? Leon, yine daldın. Yine kendinden geçiyorsun. Dikkat et. Yoksa... Görmekle tanımak farklı şey. Tanımanın alameti hayır hasenatın artmasıyla belli olur. Tanımak arttıkça vermek artar. Tanımak azaldıkça vermek azalır. Sevgili peygamberimiz buyuruyor ki, Allahü Teala bir kulunu severse dünyada zahit, ahirette ragıp yapar.
Dünyada zahid olan dünyayı sevmez. Parayı sevmez. Hadis-i şerifte dünya sevgisi kötülüklerin başıdır buyuruldu. Dünyanın kendisi değil, sevgisi kötüdür. Kimi insanlar para, makam, mevki desinler, parmakla göstersinler peşindedir. Bunların bazıları canlarını bu uğurda tehlikeye bile atarlar. Sanki beni anlamış gibi konuşuyor. Ne yapsam ki? Leon, her şey ortada. İyi düşün. Belki böyle bir fırsat bir daha eline geçmez. Gizli saklı hiçbir şey kalmadı. Misafir oldun. Yemedi, yedirdiler. Bu kulaklıkta su bulunamazken içmediler, sana ikram ettiler. En mahrem yerlere kadar girdin, çıktın. İnsanların ebedi saadetleri için katlanmadıkları sıkıntıları yok. İşte yüz binlerce kişilik güçlü ordularımızı dize getiren gözü kara, korkusuz mücahit Selahaddin Eyyubi karşında. Bak da ibret al. Bir de bu müstesna insanları öldürmek istersin ha? Hem de basit birkaç dünyalık için. Üstelik garantisi de yok. Ya beni yakalayıp öldürürlerse? Dünya senin olsa ne çıkar ha? Ey Leon, aklını başına topla. Haçlılardan bir grup gördüm. Acıdım. Hepsi de cehennemde sonsuz yanacaklar. Nasıl dayanacaklar? İçim yandı. Bilmiyorlar. Bizler onlara da cehenneme düşmemeleri için yardım etmeliyiz. Her zaman kıssalar da öldürseler de yardım etmeliyiz. İşte Selahaddin Eyyubi ve mücahitler. Onların tek dertleri var. Tek gayeleri var. İnsanlar yanmasınlar. Ebedi bedbaht olmasınlar. Estağfurullah. Efendim, inşallah hüsnü zannınıza layık oluruz. Dervişin rengi benzi soldu. Hasta mı acaba? Bu bir hançer. Derviş, hançer. Ne alakası var? Derviş düştü. Ne oldu acaba? Galiba fenalık geçiriyor. Derviş, derviş aslan. Ne oldu sana? Hey, kendine gel. Hay Allah, ne yapsam acaba? Aman Allah'ım. Hançer de suikastlerde kullanılanlardan. Biraz müsaade eder misiniz? Gel bakayım, gel. Gel şöyle başını bizime koy. Tamam. Ne oldu? Allah Allah. Ah garip derviş, ah. Hocam, hocam. Derviş gözlerini açtı. Bir şeyler demek istiyor. Sakin ol, zorlama kendini. Hadi gel bakayım. Şöyle rahat et. Uzat ayaklarını. Derviş diye, garip diye kapımızı açtık. Evimizin baş köşesine oturttuk. Bak sen şuna. Çıka çıka gayrimüslim çıktı. Tövbe tövbe. Niyeti hayır olanların, danışarak iş yapanların, istişare edenlerin, işlerin neticesi de hayır olur. Mustafa. Estağfurullah efendim, buyurun. Evladım, biraz su getirir misin? Tabii efendim. İnsanın nerede, nasıl kurtulacağı belli olmaz. Çok ibadet de insanı kurtarmaz. Hatta çok ibadet bazen tehlikeli bile olabilir. Yani çok ibadet yaptığı için kendini beğenirse tehlikeli olur. Kibirlenirse mahvolur. Buyurun efendim. Ver bakalım. Al, hadi. Hadi söyle. Bismillahirrahmanirrahim. Afiyet olsun. Yok, zorlama kendini. Efendim, bir itirafta bulunacağım. Rahat ol derviş, üzülme. Ben aslında Hristiyandım. Ne diyor bu adam? Hatalı olduğumu anladım. Sizleri tanıdıkça da yanlış yolda olduğumdan şüphem kalmadı. Sonumun geldiğini sanıyorum. Çünkü bu hançer zehirliydi. Başım dönerek düştüğümde ayağımı çizmiş. Yavaş yavaş tesir ediyor. Galiba zehir... Yavaş, yavaş, sakin ol.
Şimdi şu halimle bile kendimi çok şanslı hissediyorum. Niyeti bozuk, hedefi çok tehlikeli olan bir insana en şerefli insanları tanımak nasip oldu. Sizler şahit olun, Müslüman oluyorum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Hakkınızı da helal ediniz. İnna lillahi ve inna ilahi raciun. İyi kimselerin arasında bulunan, ne niyetle bulunursa bulunsun, iyilerin hatırı için onlar da kurtulurlar. Ne niyetle geldi, ne gördü, ne güzel bir sonla hayatını tamamladı. Allah'ım, sen merhametliler merhametlisisin. Bizlerin sonunu da imanla tamamlayanlardan eyle. Mustafa, Zekeriya, dervişi şöyle uzatın, üzerinde örtün. Derhal efendim. Doğru mu gördüklerim? İslamiyet öncekileri siler, süpürür, atar. Anasından doğmuş gibi olur. İman eden tertemiz olur. Kur'an-ı Kerim'de, ey iman edenler, Allah'a ve peygamberine iman edin buyuruluyor. Allah-u Teala imana kıymet vermiştir. Güzel olan imandır. Dolayısıyla iman kimde varsa o da güzeldir, kıymetlidir. İman yoksa o ne olursa olsun kıymetsizdir, felakettedir. İnsanın güzelliği göz kaş güzelliği değildir. İnsanın gerçek güzelliği iman güzelliğidir. Kimde iman çok kuvvetliyse o hepsinden güzeldir. Alimler, evliyalar onun için çok seviliyor demek ki. Bugün hem sevinçliyim hem de pek üzgünüm. Bir insanın imanla ahirete göçmesine birlikte şahit olduk. Çok çabuk ayrıldığımıza da üzülüyorum. Elimizde değil, insanız. Hem de aciz, zavallı bir insan. Kardeşlerim, hayatımız nice ibretli hadiselerle dolu. Ders alalım, unutmayalım. Mühim olan son nefeste iman ile gitmektir. Ömrünün 50 senesini Harran'da geçiren Hayat bin Kays el-Harrani Hazretleri 1185 senesinde vefat eyledi. Radyo tiyatrosu.